sosyal medya falan olmadığı için televizyon dünyasında ekran falan çok önemliydi. Şuradan başlayalım. Başta Polatlar olmak üzere bugün ortaya çıkan bu acayip yani görgüsüzlüğün tavan yaptığı, üstelik de kiminin muhafazakar tavrıyla, kiminin müstehcen tutumuyla, kiminin yalanla, dolanla çizdiği bir tablo var. İnsanların özel hayatı değil, dolandırıcılıkları bizim konumuz. Ama sen bunlara çok tepki veriyorsun. Bir, bunlarla ilgili bizim tahminimizden ötede bir sezgin ya da bilgin mi var? İki, daha bunlar nedir, ötesi de var gibi bir şey mi senin kanaatin? Yani şöyle söyleyeyim sevgili Enver'cim. Ben sosyal medya hayatımıza girdikten sonra bizim gibiler için çok tehlikeli bir mecra olacağını söylediğimde beni linçlemişlerdi. Çünkü biz hani gerek edebiyat konusu, işte sanat konusu, sağlık konusu, kitap okumak, belgesel seyretmek, bir sanatçıya saygı göstermek, işte bir büyüğüne saygı gösterme konusunda sınıfta kalmış bir toplumuz son 20 senedir. Yani bu 20 sene öncesinde de vardı ama son 20 senedir tamamen bu konuda sınıfta kalmış bir toplumuz. Ben bu sosyal medyaya bakıp sosyal medya fenomenlerini iyi gözlemlediğimde bir şeyi fark ettim. Hepsi alt kültürden gelme, kimse lütfen beni yanlış anlamasın. Yani bir lümpen tayfa dediğimiz bir tayfa var. Bunlar alt kültürün bir üst kültürü, ona da geleceğiz. Bu bankacılık, dolandırıcılık, futbol olaylarında falan birazcık gözlemlediğimizle. Bir de bunların biraz daha alt, kaybetmekten hiç korkmayan, çünkü cahilin cesareti çok fazladır ya bilene göre. Bilen bir adım atmakta korkar ama cahilin cesareti yok olacağını bildiği halde onun umurunda bile değildir. Bu tür insanların giderek arttığını gördüğüm bir sistem vardı. Özellikle Instagram ve TikTok. Twitter buradan biraz daha uzak bir mecraydı ama burası da gittikçe bozulmaya başlamış, onu gözlemle. Ama burası troller falan, bize saldıranlar. Orası önemli değil. Şimdi orada önce sosyal medya fenomeni dedikleri genç, güzel, hoş kızlar, hoş erkekler, cinsel yönelimi farklı adamlar ve işte daha çok cinselliğini ve güzelliğini kullanan kadınlardan oluşan bir güruh başladı biliyorsun. Bu önce Instagram'da. Ve bu arkadaşlar hiçbir işleri ve meziyetleri olmadıkları halde sırf biraz fazla video çektikleri için veya işte bunu maddi olarak iyi planladıkları için, sen de biliyorsun hiçbirinin öyle bir takipçisi yoktu bu insanların. Bu bir sac ayağı gibi oldu. Yani böyle Bermuda şeytan üçgeni gibi onları destekleyen insanlar, buradan para kazanacaklarını bildikleri için bir şey geliştirdiler, platform. Bu platformun altında da tabii ki kim oluyor? Her zaman seni iyi gözlemleyen bir takım kurumlar, yani gerek hükümete yakın gerek mafyaya yakın kurumlar oluyor. Bunlar da seni iyi gözlemliyorlar. Yani kimi kandırabiliriz, kimi kandıramayabiliriz, kimi parayla satın alabiliriz, işte kime bu işi yaptırabiliriz, kim bu konuda daha karakter olarak zayıf, kim değil, çok iyi bir orada bir düzen. Yeşim, burada bir şey sormak istiyorum. Buraya devam edeceğiz. Şimdi özel televizyonların çıkması, pop kültürün yaygınlaşması ve lümpenleşmesinde özellikle radyolarla birlikte belirleyici oldu. Şimdi sanat dünyası denen, yani popüler kültürün parçası olan sanattan söz ediyorum. Bugün kimi isimler belki geçmişte de cinselliklerini kullanıp patronlarla ilişkilerde olup falan belki de popüler oldular. Bu bir. Böyle şeylere sen de tanık olmuşsundur. O konuda ne düşünüyorsun? İkincisi, mesela somut bir örnek vereceğim. Bu bence çok önemli. Hakan Ural diye bir bey var. Ben beyi tanımıyorum. Herhangi bir şey, yani tanıdığım şey işte Sibel Hanım'la anladığım kadarıyla eşiydi falan, böyle bir bey. Ama ilkokul mezunu. Dolayısıyla bize entelektüellik ya da vatanseverlik anlatacak bir şeyi de yok. Yani kuramsal zemini falan da yok. Şimdi mesela o neye tekabül eder? Ya da Acun Bey, Adnan Hoca'yla olan ilişkisi belgelendi. Ama
Türkiye'de bırakın yani benim falan yıllarda çalışan insanların öyle bir gelire ulaşması, onun %1'ini falan elde etmemiz mümkün değil. Televizyonlar, yatlar, katlar, bilmem ne. Bir diğer örnek Fatih Terim ve altındaki futbolcu tayfası, kör cahiller, hepsi lümpenler falan. Şimdi bu örneklerden önce gidersek, yani mesela Hakan Ural Bey nedir? Acun Bey nedir? Fatih Terim Bey'in şürekası nedir? Yani düşünebiliyor musun? Arda Turan diye bir arkadaş var. 13 milyon euroyu poşetle bankaya para götürüyor. Paranın nasıl, yani şunu diyorsun ya, bugün emekli insanlar bile emekli maaşını nasıl çekeceğini bilip Ziraat Bankası ya da herhangi bir bankada sıraya girip o önlerine verilen kağıda ya imza atar ya da imza atmayı bilmezse parmak basarlar. Hani eski usul. Anlatıp parmak basarlar. Şimdi biz bir takım insanları gereğinden fazla gözümüzde büyüttüğümüz için ve büyütmemizin sebebi de bize bunları çok iyi pazarlayıp sundukları için, bu gene bir sistem. Çünkü hep birileri diyor ki bunlar böyle yürüsün. Mesela sen yılların televizyoncususun. Senin gibi pek çok arkadaşım, dostum var. Artık sosyal mecrada kendi televizyonunu kurup kendini çok daha iyi izah eden, daha özgür olan, daha doğrusu. Burası olmasa yanmış zaten herkes. Çünkü televizyon dediğin kutu, cambaz, içerisine baktığında işte tepede birileri sen ne istiyorsan onu söylettiren. Biliyorsun hepimizin yaşadığı şeyler. Yani kulağına senin yukarıdan ne söylenirse onu söylemek zorundasındır. Şimdi Hakan Ural'ı ben çok eski tanırım. Hakan bir televizyon figürü şu anda. Özellikle de Kanal D'ye olan yakınlığı, daha doğrusu TV8'de biliyorsun Hakan'ın eski eşi çalışıyor. Şey, yeni eşi şu anda evli olduğu TV8'in reklamlar bölümü başındaydı. Öyle mi? Evet. Orada, ben bilmiyordum. Evet, ünlü orada, biri mi? Yok hayır. Bir şey halılarının sahibi. Ben de çok... Ya Hisar... Anladım. Yani yanlışım olmasın, bilen varsa buraya altına da yazabilirler. Ama aile olarak iyi güçlü bir ailenin bir kızıyla evlendi bundan çok uzun zaman önce. İyi düzgün bir hanımefendidir. Bir de el çocukları oldu. Güzel, mutlu, mesut bir yaşam sürerken Hakan televizyona başladı. Ondan sonra da Kanal D'de bir programa işte başladı. Ama bu programlar her şeyi kapsayan programlar, yani cinayeti de konuşabilip eleştiriyorlar, işte politikada konuşulabiliyor ya da işte buna izin verene bakmak lazım tabii ki, yani bu kanal yöneticileri ve kanalın başındaki insanlara. Şimdi mi kastediyorsun? Tüpçü Bey, unuttum adını, onu mu kastediyorsun? Galiba öyle ya da Acun Bey. Yıldırım benim, şöyle söyleyeyim, Yıldırım Demirören, çok samimi söyleyeyim, gerçekten babasını çok iyi tanırım. Çünkü Erdoğan Demirören'in yanında part-time çalışmışlığım var benim. Üniversite, yani konservatuvara giderken okuldan sonra oraya işe giderdim para kazanmak için. Şimdi maalesef başladıkları yerle geldikleri yere bakınca, şimdi Yıldırım'ın babadan kalma bir yani bir şeyi vardı zaten, bir iş, yani bir aile işi var. Serveti vardı, serveti, işi ve serveti. Şimdi bu servet, yani bu iş, bu servet varken televizyon dünyasına da gireyim, futbol dünyasına da gireyim, oraya da gireyim, buraya da gireyim. Ben bunu yabancı ülkelerde çok göremiyorum. Bu bizim iş adamlarına mahsus herhalde. Çünkü ben de böyle bir ailenin içerisinde.